Bugün basit bir mesaj vereceğim. İhtiyacınız olan şeye sahipsiniz. Tekrar eder misiniz? İhtiyacın olan şeye sahipsin. İhtiyacın olan şeye sahipsin. Şimdi de ihtiyacım olan şeye sahibim değil. İhtiyacım olan şeye sahibim. Bakın, insanların sahip olduğu korkular içinde en büyüğü eksikliktir. Hadi bunu tekrar edelim. Eksiklik korkusu, yetersiz olduğumuzu hissetmemiz ve sürekli kendimize bunu yapamam, ben bu konuda yetersizim demeniz. Bu düşünceler aslında Mesih'te kim olduğumuz gerçeğini çalıyor. Gerçekte kim olduğumuz ve yaptıklarımız arasındaki farkı anlamalısınız. Bizler Mesih'e inanan gerçek Hristiyanlar olarak yaptığımız hatalardan daha fazlasıyız. Onun benliğinde kendimize ait bir kimliğimiz var. Onun sahip olduğu her şeye biz de sahibiz demektir bu. Yaşadığımız her gün bunun dışarı çıkması için bir adım daha ilerliyoruz. Aslında bu gerçekte olduğumuz kişi olma yolunda ilerliyoruz demektir. Ama bu yolda ilerlerken acaba kim olarak ilerliyoruz? Amin. Yani içimizde sahip olduğumuza inanmadığımız birçok şey var. Çünkü bunları önce görmek istiyoruz. Ama Tanrı inanmamızı sonra görmemizi istiyor. Eksiklik korkusu. Tanrı yapmamızı istediği şey için sahip olmamız gereken gücü bize verecektir. Yeter ki ona inanalım. Tanrı buna sahipsin diyorsa buna sahibim demektir. Tanrı muktedirsin diyorsa öyleyimdir. Nasıl hissettiğimin önemi yok. Tanrı sahipsin diyorsa sahibimdir. Tekrarlayalım, ben buna sahibim. Ben sahibim. 2. Petrus 1. bölüm 3. ayet. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Yetenekli kıldı. Burada yücelik kelimesi bizler için Tanrı'nın en yüksek göstergesidir. Bu ayete tekrar bakalım. Kendi yüceliği ve erdemiyle, merhametiyle yaptığımız her şeye rağmen bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız, tekrar edin, yaşamamız. Tanrı yolunda yürümemiz için her şeyi bize verdi. Yani Tanrı bana sahip olabileceğim en iyi hayatı yaşamam için gereken her şeyi vermiş. Bunu kendisi iyi olduğu için yapmış. Hep birlikte ben buna sahibim. Ben buna sahibim. Yuhanna 16:15. Nesi varsa, tekrar edin, nesi varsa. Nesi varsa. Babanın nesi varsa benimdir. Aman Tanrım. Bakın, dürüst olacağım. Burada bu ayetleri okurken tüm kalbimle bunlara inanmama rağmen zihnim bana zorluk çıkartıyor. Doğruluğuna tüm kalbimle inanıyorum ama zihnim zorluk çıkartıyor bana. Zihnimizin önderliğinde değil de kalbimizin önderliğinde yaşarsak, oh, bu harika olur. Zihnimizin değil de kalbimizin önderliğinde yaşarsak, wow, müthiş bir hayat yaşarız. Kalbimin derinliklerinde tüm kalbimle inanıyorum ki zafer dolu bir hayat yaşamak için gereken her şeyim var. Her zaman böyle hissetmeyebilirim. Ama buna inanıyorum. Evet. İhtiyacım olana sahibim. Yapmam gerekeni başarmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Ama böyle düşünmeyebilirim. Buna inanıyorum. Bir elinizi buraya, diğerini de başınızın üzerine koyun. Bu iki yer arasında büyük bir fark var. Evet, bunun önderliğinde yaşarsanız, yani biliyorsunuz başımın üstünde yerin var. Evet.
Olmak isteyeceğim son yer başınızın üstü olacak. Veya kendi başımın üstünde de bir şey istemem. Bana kalbinizin derinliklerinde yer verin. Oradaki gerçeklerden bahsedin. Babanın nesi varsa benimdir. Kutsal ruh, benim olandan alıp size bildirecek, gösterecek, öğretecek, ulaştıracak dememin nedeni de budur işte. Şimdi İsa diyor ki, babanın sahip olduğu her şey benimdir. Ben de bunu size veriyorum. Hep birlikte ben buna sahibim. Ben buna sahibim. Şimdi bu ayetin açıklamasına detaylı bir şekilde göz atalım. Kutsal ruh size bunu bildiriyor. Şunu gösteriyor. Size bunu ulaştırıyor. Bakın, size birinin bir şeyi başarılı ve eksiksiz olarak ulaştırabilmesi için sizin de bir alıcıya ihtiyacınız olacak. Evet, ben hala iyi bir alıcı olmayı öğreniyorum. Şu an bile iyi bir alıcıyım. Aslında o yüzden bana bir şey verirken gerçekten almamı istemiyorsanız bundan vazgeçin. Biliyorsunuz bazen insanlara iyilik yaparsınız. Onlar da hayır hayır yapmana gerek yok derler. Ben size ol teşekkür ederim derim. Amin. İnsanlara hayatlarını değiştirecek mesajlar veriyorum. Ama onların evinde televizyon yoksa bu mesaj onlara ulaşmaz. Bakın, çoğumuz asla ihtiyacımız olmayacak şeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama İsa her şeye sahip. Biz de öyleyiz. O bize bunları verdi diye yapmamız gereken bunları alıyorum demek olacak. Nasıl alacağız? İnancımız vasıtasıyla. İnanmak kelimesi almak anlamına gelir. Almak kelimesi de inanmak anlamındadır. Eğer inanıyorsam alıyorum demektir. Alıyorsam da inanıyorum demektir. Hayatınız inancınıza göre olsun. İnancınıza göre. Başımıza neler gelecek diye hiçbir fikrim yok. Ama bundan korkmuyorum. İnanıyorum ki Tanrı ihtiyacımız olanları verecek. Belki de hayatımız boyunca her şeyi istediğimiz gibi gidecek. Ama gitmezse diye ben zihnimi buna hazırladım. İncil Koloseliler 3'te şöyle diyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Bu yüzden ben öyle yapıyorum. Yüce Tanrım, umarım istediğim her şeye sahip olabilirim. Ama olamazsam bile mutlu olmaya karar verdim. Hadi ama. Bize bahşettiğin iyileşmeyi bu dünyada göremesem de yine de sana aynı şekilde inanacağım. Bilemiyorum, belki hala çizginin diğer tarafındayım. Zafere doğru bir adım kalmıştır. Ama ben çoktan iyileştiğimi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Ben zihnimi gördüklerimin inancımı değiştiremeyeceği bilinciyle ayarladım. Evet. Öğle yemeğinde bir kadınla beraberdim. Gerçekten inançlı, Tanrı'yı seven, onun yolunda yürüyen, sürekli veren bir kadın. Ama buna rağmen eroin bağımlısı bir oğlu var. Tüm çabalarına ve önlemlerine rağmen yanlış şeyi yapmaya devam ediyor. Asla doğruyu bulamıyor. Kaybolmuş. Oğlunun nasıl olduğunu sordum. O da hapiste dedi. İçini döktü, sorunlarını anlattı. Onun için endişelendiğini, sinirlerinin bozulduğunu anlattı. Ama ya bunu yapmaya son verecekti ya da oğlunun sorunları onun tüm hayatını ele geçirecekti. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayatınızı başkalarının kötü seçimlerinin kurbanı etmeyin. Başkalarının kötü seçimlerinin kurbanı etmeyin dedim. Siz birini Tanrı'yı sevmeye zorlayamazsınız. Ona dedim ki, bu durumu nasıl karşılıyorsun? O da kendimi iyi hissediyorum dedi. Dedi ki, evet,
Tanrı onu iyileştirecek ve bu sorununu çözecek ya da yapmayacak. Her iki şekilde de ben iyi olacağım. Bazılarınız şöyle düşünebilir. Ama bu şüphe inançsızlık içermiyor mu? Hayır, asıl demek istediğini biliyor musunuz? Yani ben onun seçimlerini kontrol edemem. Tanrı da edemez. Tanrı bu çocuğun doğru şeyi yapması için her şeyi yapacak. Ama hala doğru yola girmiyorsa, kadın şu kararı vermiş. Tanrı'yı seviyorum, bundan sonra mutlu olacağım. İyi meyve vereceğim, inançsızlığa düşmeyeceğim. Eminim bugün bu mesajı alması gereken çok kişi var aramızda. Hayatlarındaki neşeyi başkalarının yaptıkları ya da yapmadıklarıyla sınırlayan insanlar konuştuklarımızı anlayıp hayatlarını yola sokabilir. Zihnimizi bunlarla meşgul ediyoruz. Neden, neden, neden? Bunu bir türlü anlayamıyorum. Neden oluyor? Neden, neden, neden? Size bir şey söyleyeyim. Neden sorusu bu dünyada var oldukça sorulacak. Güven cevapsız sorulardan sonra meydana çıkar. Tanrı'ya imanla inanırsak her zaman cevabı olmayan sorularla karşılaşırız. Başarısızlıktan korktuğumuzu söylemenin başka yolu eksikliktir. Yeterli olamamaktan korkuyorum. Bunu başaracak donanıma sahip değilim. O yüzden deneyip başaramamaktansa denememeyi tercih ediyorum. Çünkü doğru kişi 7 kez düşse de yine kalkar. Tekrar edin, yine kalkacağım. Yine kalkacağım. Gerçekte Mesih'te kim olduğunu bilenler, yani ne hissettiğinizden bahsetmiyorum. Eğer Mesih'te kim olduğunuzu bilirseniz, biliyor musunuz bazen kendimi gerçekten kutsanmış hissediyorum. Yani bazen gerçekten kendimi bu iş için yaratılmış gibi hissediyorum. Bazen de şöyle diyorum. Benim burada ne işim var? Tanrı'nın beni bu işe çağırdığını bilmeliydim. Mesih'te kim olduğumu bilmeliydim. Ama bunu kafamla değil, kalbimle bilmeliydim. İmanınızla yaşayın. İsa dua etmemizi ve inanmamızı istiyor. Kimden bahsettiğimi tahmin edin. Ben 7 yaşındayken ailem yasal bir düzenleme yüzünden evinden kovuldu. 9 yaşıma geldiğimde aileme destek için çalışmam gerekiyordu. Ergenliğe ulaşmamış küçük bir çocukken annem öldü. 22 yaşımda tezgahtarlık yaptığım dükkandan kovuldum. Hukuk okumak istiyordum. 23 yaşımda borç alarak küçük bir dükkanda ortaklık aldım. 3 yıl sonra ortağım borç bırakarak öldü. 28 yaşımda 4 yıldır süren romantik ilişkimi evlilikle devam ettirmek istedim, hayır dedi. 37 yaşımda 3. denememin sonunda kongreye seçildim. 2 yıl sonra seçimlere girdim. Ama bu sefer seçilemedim. 41 yaşımda mutsuz süren evliliğim 4 yaşındaki oğlumun ölümüyle bir darbe daha aldı. Ertesi yıl yerel seçimlerde aday oldum, kaybettim. 45 yaşında senato seçimlerine girdim ve kaybettim. Birkaç yıl sonra başkan yardımcısı adayı oldum, kaybettim. 51 yaşımda Birleşik Devletler Başkanı oldum. Adım Abraham Lincoln. Şuraya bakın. Bunun sebebi Tanrı yolunda yürümesiydi. Tanrı'nın onu ne kadar sevdiğini bilmesiydi. Şimdi beni dinleyin. Tanrı'nın sizi sevdiğini bildiğinizde, bu aydınlanmayı içinizde yaşadığınızda, bu sevginin ne yaptığınıza bağlı olmadığını, başarıp başarmadığınızın bunu etkilemediğini, bunun önemli olmadığını bildiğinizde, düştüğünüzde kalkmak sizin için sorun olmayacaktır. Tekrar tekrar kalkarsınız. Çünkü bilirsiniz ki seviliyorsunuz. Sevilmek için bir şey yapmanız gerekmediğini biliyorsunuz. Sizden alınamayacağını. Kendiniz için düşündükleriniz diğerlerinin sizin için düşündüğünden daha önemli. Cennetteki şöhretimiz dünyadakinden daha önemlidir. Sizi bilmem.
Ben cennette meşhur olmayı tercih ederim. Buradakinden çok daha önemlidir. 1. Yuhanna 4:18. Hep korku üzerine konuştuk. Bu ayete de bir bakalım. Sevgide korku yoktur. Korku burada var olamaz. Bakın, bir ara vererek kaygının korkunun yakın akrabası olduğunu hatırlatayım. Buradan çıkıp eve gittiğinizde kaygıyı sözlüğünüzden çıkarıp atın. Bulaşıklarla dolu lavaboya kaygı içinde bakıp yıkamaya çekiniyorum demeyin. Markete gitmeye çekiniyorum. Çamaşır yıkamaya çekiniyorum. Faturalar için kaygılanıyorum. Yarın işe giderken çekeceğim trafikten kaygılanıyorum. Burada otururken bile dönüş yolunuz için kaygılanmayın. Şu an bazılarınız harika bir günde ama şimdi eve nasıl döneceğim diye kaygılanıyor. Aslında eve dönmek için her şeye sahibim. Zafer dolu bir şekilde eve döneceğim demelisiniz. Bulaşıklara olan savaşımı kazanacağım. Faturaları ödeyebilirim. Bebek bezini değiştirebilirim. İstediğim gibi olamamış bir kocayla yaşayabilirim. Mesih'in aracılığıyla yapmam gereken her şeyi yapabilirim. Bu güce sahibim. Hadi ama oraya gelmeyeyim şimdi. İnancın gücü. Size şunu söyleyeyim. Neye inanmak istiyorsanız ona inanabilirsiniz. Ama inanacaksanız bu size fayda sağlayan bir şey olsun. Bu kadar basit. Aslında yapacağınıza inanmak, yapamayacağınıza inanmaktan kolay. Olduğunuza inanmak, olmadığınıza inanmaktan kolay. Tanrı'nın ekonomisinde, Tanrı'nın ekonomisinde inanç hep en öndedir. Hisler onu takip eder. Düşünceler onu takip eder. Ama inanç hep liderdir. Emin olmadığınız şeye hep inanç adım atar. İnanç bir köşede bir şekilde oturmaz. İnanç risk alır, şansını dener. Bilir ki başarı inananlar için yakındır. Sizin söylediklerinize bakarsak, beni çok seviyorsunuz, benden çok hoşlanıyorsunuz. Beni her gördüğünüzde sen şöylesin, sen böylesin diyorsunuz. Hayatımı değiştirdin. Benim ne kadar sıradan bir insan olduğumu bilseniz şaşarsınız. Yolda yürürken biri üzerime gelip de aniden sen Joyce Meyer'sın diyecek gibi geliyor. Ben de ona tabii ben Joyce Meyer'ım diyeceğim. Ama ben sizin gibiyim. Siz de benim gibisiniz. Darmadağın olmuş bireyleriz. Hepimiz öyleyiz. İçimizde yaşayan İsa diyor ki, neye ihtiyacın varsa sahipsin. Eğer aramızda bir fark varsa, ki ben olduğunu düşünmüyorum, bunun tek sebebi inanmaya karar vermiş olmam, sizin kararı almamanız. İnanmaya karar verirseniz sizi harika bir gelecek yaşamaktan alıkoyan acılarla dolu geçmişten kurtulursunuz. İnsanların ne diyeceğini dinlemeyin. Kendi düşüncelerinize, deneyimlerinize, hislerinize bile kulak vermemelisiniz. Siz kılıcınızla savaşacaksınız. İblisin yalanlarına karşı savaşacaksınız. Tanrı'nın sözünü yüksek sesle okumaktan bahsederim. Bunu dinlemekten bıktınız. Bu konuda çenemi tutmayacağım. İblise sözlerimizle karşı koymayı mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Amin. 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 Amin.
Buradan çıkıp hayata döndüğünüzde sizi harika müzikler eşliğinde insanlar karşılamayacak. Hatta buradan çıktığınızda unuttuğunuz birçok probleminize döneceksiniz. Sihirli bir değnekle her şey değişmeyecek ama gerçek şu ki, sorunlarınız değişmemiş olsa bile siz değiştiniz. Siz güçlendirildiniz, cesaretlendirildiniz, yetkilendirildiniz. Sevgi korkuyu yener. 1. Yuhanna 4.18'e dönelim. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin, mükemmel sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. İşte korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Çünkü bu olgunluğa ulaşmamıştır. Peki ne söyleniyor? Korku duygusu hala varsa Tanrı'nın bana sevgisi hakkında derin bir aydınlanmaya ihtiyacım var. Kötü zannettiğimiz hiçbir şey, inanmaya devam ettiğimiz sürece Tanrı'nın iyiliğimize çeviremeyeceği bir şey değildir. Çünkü gerçek şudur, Tanrı iyiliğimize çevirebilir. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İnanmaya devam ettiğiniz sürece Tanrı da çalışmaya devam eder. Tanrı çalışmaya devam eder. Siz inanmaya devam ederseniz Tanrı da çalışmaya devam eder. Yapmamız gereken iblisin inancımızı çalmasına izin vermemeliyiz. Bunu yapmamalıyız. Şeytanın bizim için bir planı var. Birkaç yıldır üzerinde çok ince çalıştığı ve insanların inançlarını yok etmek için kalpleri doğrultusunda değil, kafaları doğrultusunda yaşamaları gerektiğine inandırmak istediği bir plan bu. Bizi buna inandırmak istiyor. İnanan insan her şeyi başarabilir. Tanrı'nın yapmamızı istediği nedir? Bunun cevabı Yuhanna 6.29'da var. Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman edin. Buna bayılıyorum. Bu mesajı kafamda döndürüp duruyorum. Benden ne yapmamı istiyorsun Tanrım? Ne yapayım ben? Ne yapmamı istersin? Şuna eminim ki yapmam gereken şeyin ne olduğunu bulursam yaşam şartlarım iyileşecektir. Beni dinliyor musunuz? Evet. Sonra omzumda oturup duran bir küçük şeytan şöyle diyor. Ne yapacaksın, ne yapacaksın, ne yapacaksın, ne yapacaksın, ne yapacaksın? Sonra yanıma arkadaşım geliyor. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Hayatımız yapacaklarımıza göre değil, yapılmış olana göre şekillenir. Hadi ama. Diyor ki, olan oldu. Bu konuda ne yapacağımın önemi yok. Bunları Tanrı beni sevsin diye yapmayacağım. Tanrı beni zaten sevdiği için yapacağım.